Evet, e, dolar fiyatları ile ilgili bir e, video çekelim dedik. Dolar fiyatları ile ilgili e, son birkaç yılda gerçekten dolar e, Türkiye ekonomisini çok çok zorlayan bir e, para birimi oldu. Biliyorsunuz her şey Türkiye'de dolarla, e, petrol dolarla, dışarıdan gelen bütün teknolojik ürünler dolarla, araçlar dolarla, yani her şey dolarla geliyor. Dolar arttığı zaman hepsi artıyor, yani dolayısıyla Türkiye ekonomisinin kalbi beyni bir nevi e, dolar diyebiliriz. Dolar son 5 yılda gerçekten Türkiye'de çok çok fazla arttı. Şurada 2019 pandeminin ilk ortaya çıktığı dönemlerde bu gerçekten de yaklaşık olarak 5 TL idi. 5 TL idi. Sonra düzenli bir şekilde artmaya başladı ve 2021'e kadar onları falan zorladı 2021 yazına kadar yani ikiye katladım. Daha sonra çeşitli sebepler, faizlerin düşürülmesi, 2023 seçimleri ve arkasındaki ekonomik gelişmeler neticesinde dolar çok ciddi bir şekilde yaklaşık olarak 6 kat, 5 kattan fazla arttı ve 27 buçuklara doğru gidiyor şu anda. Çok ciddi bir rakam bunlar. Türk ekonomisini çok fazla zorlayacak rakamlar. Bu seviyede doların burada durması ve insanların bu dolarla iş yapması, piyasaya hakim olması gerçekten de çok zor. Ekonomi ekonomiyi çok çok zorluyor. Sadece son bir ayda bile 1 TL arttı. Yani Ağustos'tan bu döneme kadar 1 TL arttı. Bir yıllık dönemde artış ise maalesef 7-8 TL'leri geçmiş durumda. 5 yıllık bir süreçte de 22-23 TL arttı. Yani şu gün bile sabahtan beri bile bir 3-5 kuruş 5 kuruştan fazla artmış durumda. Bu peki dolar ilerleyen dönemlerde ne olur nereye gider nereye kadar artar. Faizler biliyorsunuz şu anda %30'lara kadar çıkarılmış durumda. Burada faizler çok ciddi bir şekilde baskılıyor ancak sene sonu yaklaşıyor. Biliyorsunuz sene sonu mali hesapların yapıldığı bir dönem. Burada doların 31 aralığı kadar gideceği yeri ben tahmini olarak söylüyorum Tabii ki bu benim kendi tahminimdir 29 buçukla 31 arasındaki o 1 TL'lik mesafede gelip gidecektir Yani şu anda 27 TL Ekim ayına girmek üzereyiz Ekim ayında da bir 28 olur gibi yani böyle giderse 28 olur gibi. Ee, Kasım'da da e, 29 gibi olsa Aralık sonu 30 31 buçuk 29 buçuk 31 arasındaki o bir buçuk TL'lik Hatta gelip gideceğini e, düşünüyorum Çünkü arkadaşlar Türk ekonomisi gerçekten de belli bir seviyede çok zor durumda yani e, cari açığımız var faizler çok yüksek Dolayısıyla ekonomide çok büyük kırılganlıklar var. Bir türlü e, sabitleyemedik. E, döviz sürekli artıyor. E, bırakın günlük artışlar var yani bırakın aylık, yıllık artışları günlük dahi inanın ciddi artışlar var. E, bakalım ilerleyen dönemlerde ne olacak ama benim 31 Aralık tahminim 29,5 31 arası e, 30'un işte 50 kuruş aşağısı, 50 kuruşu karısı diyebileceğimiz bir rakam olduğunu ben ee, tahmin ediyorum.